Galatasaray'dan 3 milyarlık operasyon. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Nitelik olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Mauro Icardi 22 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Lucas Torreira. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 103,5 milyon euro değer katan Aslan'ın, halihazırdaki toplam takım değeri ise 160 milyon euro, yani yaklaşık 3 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray, oyuncular birbirine alışana kadar puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse, rakiplerin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Matias Vinha bombası. Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Mata'yı renklerine bağlayan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden sarı kırmızılı yönetim, Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinha, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinha'dan Cimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinha, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray'la ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinha'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi sarı kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nacional, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray'da bomba Fatih Terim yorumu. Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor. Sonuç haftanın ikisinde ligin liderleriyle karşılaşıp rakiplerini zirveden söküp alan Aslan bir kez daha lig lideriyle karşılaşacak. Aynı puana sahip olduğu Adana Demirspor'u da yenerek zirveye puan farkıyla kurulmak isteyen sarı kırmızılılar hakkında konuşan Fatih Terim, Galatasaray için zamanla her şeyin çok daha güzel olacağını ifade etti. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı. Yeni Alanya gazetesinden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, Galatasaray için biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu, uyum zaman alır ve Galatasaray iyi yolda, yorumunu yaptı. Fatih Terim, Alanya Spor'la ilgili olaraksa sebebini bilmiyorum ama Alanya Spor bu sezon iyi değil, acil bir şeyler yapmalısınız, ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan Victor Nelson bombası. Sezon başında Sevilla'nın teklifi sonrası takımdan ayrılması ciddi şekilde gündeme gelen Victor Nelson, kulüplerin parasal konularda anlaşamaması sonrası Galatasaray'da kalmıştı. Alınan bilgilere göre yönetim geçtiğimiz sezon 7 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Nelson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmelerin yapılacağı da öğrenildi. Galatasaray yönetiminin hedefi Nelson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak. Kasım ayının sonunda Danimarka milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcunun olası iyi bir performansı sonrası ara transfer döneminde kulübe çok sayıda teklif getireceği tahmin ediliyor. Yönetim serbest kalma bedelini kaldırarak olası bir ayrılığında önüne geçmeyi hedefliyor. Şu anda 1 milyon euro garanti ücreti olan Victor Nelson'a yeni sözleşme yapılması durumunda maaşının 1,5 milyon euro seviyelerine getirileceği de gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'dan Ramadan Sobi hamlesi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar için de top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Okan Buruk'un da transferi için onay verdiği Ramadan Sobi için yeniden harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden Piramis'te sürdüren 25 yaşındaki sol kanatla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Ramadan Sobi, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda Piramis takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve Premier League yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep edeceği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Ramadan Sobi'nin sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Geçen sezon sahaya çıktığı 36 maçta 16 gole doğrudan etki eden Sobi, kariyerinde ise toplam 47 gol atıp 34 de asiste imza attı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Porto'da forma giyen Albert Elish'i aldı. Honduras basınında yer alan habere göre Elish, Fransa'da Ligue 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre Elish ile ilgilenen Sarı Kırmızılıların da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom Elish'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordeaux'a 6 milyon euroya transfer olmuştu. Elish kariyeri boyunca sahaya çıktığı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asiste imza attı.